Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. İnternette aloe vera'nın cilt bakımında kullanılması hakkında o kadar çok abuk subuk video vardı ki ve sizler bana o kadar çok mutfaktan acaba bir kozmetik çıkar mı çıkmaz mı diye soru soruyorsunuz ki dedim ki bir tane doğru dürüst aloe vera cilt bakımında nasıl kullanılabilir videosu yapayım. Benim balkonumdaki bu, yanında bir tane de kabak çıkmış. Görünüyor mu oradan bilmiyorum. Onu şimdi temizleyeceğim. Havalar soğuduğu için içeri alacağım cam kenarına. Ama ilk önce sizlere aloe vera'nın, yani Türkçe'de sarı sabır olarak bilinen bitkinin içeriğinden ve nasıl üretildiğinden, cilt bakımında nasıl kullanılabileceğinden bahsedeyim. Mesela yangıyı da giderdiği için sivilcelerin daha çıkmaya başladığı an, hissettiğiniz an üzerine kullanırsanız sivilcenin yangısını söndürecektir. Güneş yanıkları için kullanabilirsiniz yazın ya da elinize diyelim ki yağ sıçradı, hemen üzerine bir parça sürebilirsiniz. Hem yangıyı alacaktır hem derinin o kızarıklığını sakinleştirecektir. Antibakteriyel etkileri var. Ve özellikle ağda sonrası ne süreceğini bilmiyor ise bir hanım, en güzel yatıştırıcı şey bu aloe vera jeli olacaktır. Aloe vera iki ayrı bölümden oluşuyor. Bir, dışarıda gördüğünüz su yeşil yaprağın kalın kabuğu. İkincisi içindeki müsilaj dediğimiz jel. Bu kabuğun müsil olarak kullanıldığını görüyoruz birçok yerde. Bunu lütfen evde kendiniz kullanmayı denemeyin. Ama içerisindeki jel çok zengin. İçerisinde 18 amino asit, 20 mineral ve 12 vitamin var. Ve ayrıca bağışıklık sistemini destekleyici olduğu kanıtlandığı için özellikle hassas, kuru, tahriş olmuş rozalı ciltlerde sabah ve akşam krem olarak kullanabilirsiniz. Her seferinde yenisini çıkararak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir yaprağı, şimdi göstereceğim size, yarıp kabuğun içerisinden o jeli temizleyip ardından o jeli bir kavanoza koyup birkaç gün kullanmanızı değil, her gün bir yaprağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kozmetiklerde kullanılan aloe vera'nın birçok çeşidi var. Ve o kadar çok ülkede yetiştiriliyor ki bu. Buraya listelerini de yazdım. Çin, Küba, Meksika, Hindistan, Jamaika, İspanya, Kenya, Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Dominik Cumhuriyeti aloe vera'nın kozmetikte kullanılması için tedarikçi ülkelerden. Ülkemizde de var. Antalya tarafında çok güzel aloe vera'lar yetiştiriliyor. Her aloe vera'da kozmetikte kullanılmıyor. Yaklaşık 4 tane çeşidi var kozmetikte kullanılan. Ama siz illaki ben evde kendim yapayım, kendim kullanayım diyorsanız evet kullanabilirsiniz. Bağışıklık sistemini, cildin yeniden yapılandırmayı yardımcı ve özellikle beylerin tıraş sonrası tahrişlerinde çok rahat kullanabilecekleri bir jel diyelim buna. İçerisinde A, C, E vitaminli mineraller var. Folik asit, selenyum, manganez, bakır gibi mineraller var. Tip 1 kolajen üretimini de arttırmaya yardımcı. Ama alerjik ciltlerde sizden ricam kullanmadan önce lütfen ben şimdi buradan bir tane küçük kenardan keseyim. Şöyle. Kullanmadan önce kolunuzun içinde şöyle sürün. Kurusun. Birkaç saat bekleyin. Eğer orada herhangi bir kaşıntı, tahriş ya da böyle tedirgin edici bir kızarıklık görmezseniz kullanabilirsiniz. Şimdi genelde insanlar aloe vera'yı aldıktan sonra, ben küçük bir bölümünü kopardım, büyük yaprak değil, bıçakla şöyle yukarıdan üstünü kesip alıyorlar. İçerisindeki şu jel tabakayı. Bir kaşık yardımıyla çıkarıp bir cam kavanozda saklayıp kullanıyorlar. Ama benim tavsiyem, bunu yaptıysanız lütfen kendiniz o gün bitirin ve kullanın. Bitki çok coşan bir bitki. Burada da göreceğiniz gibi büyük bir ana bitkiden yanlarda küçükler de çıkmaya başladı. Ara sıra gübre vermeniz gerekiyor, senede iki kere. Ama soğuğa çok dayanıklı olmasa da
Ayda iki kere sulayarak ev içinde gayet güzel cam kenarında büyütebileceğiniz bir bitki. Neden mutfakta kozmetik çıkmaz diyorum hep size, bazıları hariç. Çünkü kullandığınız bitkilerin o an cilt üzerinde yaptığı etkiler sadece birkaç saatle sınırlı. Ama kozmetik içeriğinde kullanıldığı zaman bunlar farklı bileşenlerle bir araya getirilip içerisindeki zararlı maddeler de ayıklanarak belli analizlerden geçerek hazırlandığı için çok daha akıllıca. Ve diyorsunuz ki şimdi ben bunu evde kullanmak istemiyorum, içerisindeki şu jeli dışarıdan aloe vera jel almak istiyorum. Aloe vera jellerin üzerinde %98, 99, 96, 97 gibi ne kadar konsantre olduğu ve ne kadar saf kullanıldığı anlatılıyor. Ama benim burada özellikle işaret etmek istediğim başka bir şey var. Bunu ben ne zaman keşfettim biliyor musunuz? Alman LR markasının aloe verasını nereden aldığını araştırırken keşfettim. Şimdi her bitki büyüdüğü alanda ekolojik sorunları da kendi bünyesine toplayabiliyor. Aklıma ilk gelen Japonya'nın adasında yanlış hatırlamıyorsam üretilen aloe veralar çok makbuldü. Havası, beslenmesi, oradaki suyun konumu, içeriği bitkinin daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyordu. Ancak bir nükleer santral patladı orada, hatırlayacaksınız. Yazarım buraya ikisini hatırlayınca sözcüğün. Yayılan radyasyon da o bölgedeki bitkilerin yapılarını etkiledi. Yani hangi aloe vera sizin kozmetiğinizde kullanıldı, bu da çok önemli. LR firması Meksika'da özel bir bölgeyi ve çiftçileri kendisi kiralamış ve sadece kendi analizlerini yaptığı bütün işte ağır metaller, yapısındaki zararlı maddelerin analiz edilip ayıklandığı ve en saf haliyle temizlendiği iyi bir bölgeyi kendine kiralamış ve aloe veralarını sadece Meksika'da bu kendi kontrolündeki bölgeden alıyor. Onun için diyeceğim o ki hani çok ucuza da bir şeyler bulabilirsiniz ama onun ne kadar saf, bitkinin ne kadar temiz, analizlerinin yapılmış olup olmadığını bilemezsiniz. Her ne kadar her bölgenin kendine has ayıklama şekilleri olsa da mesela roşur taşı için sizlere anlattığım videoda olduğu gibi İran'da onların sağlık standartları ya da ilaç standartları ulusal standartlarla uyuşmadığı için roşur taşını alırken içerindeki bazı zararlı maddelerin ayıklanıp ayıklanmamış olduğunu bilmiyorsunuz. Burada ne devreye giriyor? Bizim kendi ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçmiş olanlar. Bunu da kısaca anlattıktan sonra gelelim yaprağımızın içine. Şuradan şunu şöyle avucuma çıkarıyorum. Hafif sümüksü bir yapısı var. Gördüğünüz gibi. Bunu kızaran, tahriş olan, nemsiz kalan, bağışıklık sistemi zedelenmiş olan, cilde dermatitler, egzamalar, sedef hastaları da kullanabilir. Böyle masaj yaparak ediliyorsunuz. Evet, birazcık böyle sübüksü bir yapısı var bu müsiyaj. Ama içerisindeki bütün iyileştirici ve yatıştırıcı içeriklerle biraz sonra cildin daha sakin, daha az kızarık ve daha nemli olmasına yardımcı olacaktır. Bilmiyorum bunu yapacak kaç kadın var. Evinde bir kavanoz içerisinde aloe vera bulundurmak yerine bir aloe vera bitkisi alıp bunu işte her sabah bir tüyünü kopardığı bir zavallı tavuk gibi kullanacak. Kullanış şekli bu şekildedir. Ha bir de bu arada eğer kullanırken metal bıçak, işte metal kaşık kullanırsanız da ürünün yapısını değiştirebiliyorsunuz. Onun için size tavsiyem tahta bir mesela diyelim ki bir dondurma çubuğunu kullanın. Zaten şöyle göstereyim size yeni aldığım bir şeyde. Şuradan hafifçe sıkarak sağma yöntemiyle de aşağıdan o jöleyi çıkarabilirsiniz. Yani illa kesip içerisini kazımanız gerekmiyor. İyi bir ürün mü? Evet, iyi bir ürün. Nerede yetiştirdiğiniz çok önemli. Nasıl oldu çok önemli. Eğer aloe vera jeli kullanmak istiyorsanız lütfen içeriğinde EcoCert sertifikası yahut herhangi bir organik olduğunu ve temiz analizlerin yapıldığı sertifikanın olduğu bir
jeli tercih ediniz diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.